Müzik On Air YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi senin iki ismin var, hangisini daha çok kullanıyorsun? Alişan daha çok kullanılıyor. Alişan Yıldırım, Alişan Günay Yıldırım normalde ama Alişan Yıldırım. Siz aslında onu çok yakından tanıyorsunuz. Çünkü kliplerini izliyorsunuz onun. Sohbete başlayacağız ama onun öncesinde sana bir şey soracağım. Tabii ki. Bizim programımızın ismi yok. İsimsiz bir programa konuk oldun şu an. Yani. Aynen. Bir konuğumuz vardı, ona sorduk ne olabilir. O bir tane söyledi, şimdi senden alalım. Programın sonunda da söyleyebilirsin. Başında da söyleyeyim. Programın sonunda söyleyeyim o zaman, gidişata göre. Hemen böyle hazırlıksız yakalandım. Tamam, o zaman biz sohbetimize başlayalım. Başlayalım. Seni biraz tanıyabilir miyiz kısaca? Tabii ki. 92 doğumluyum. Video klip yönetmenliği yapıyorum Türkiye'de. Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon mezunuyum. Bu işi çok severek yapıyorum. Müzik camiasında çocukluğumdan beri çevremden dolayı zaten içindeydim. Ama hep bir kamera arkası isteği, kamera arkası yönetmenlik çocukluğumdan beri böyle istek içimde vardı. Küçüklüğümden beri aranjör abilerim, müzik camiasının içindeyim bir şekilde. Aa, ne kadar güzel, evet, şans tabii. Evet, bu bir şans benim için de, güzel bir şans. Daha sonra amatör diye tabir edeceğimiz video klipler çekmeye başladım. Sonra bir baktım klip yönetmenliğine doğru gidiyor bu yol. Yol aldım. Daha tabii yol aldım da demeyeyim. Başındayız daha her zamanki gibi, her zaman her şeyin. Böyle de devam ediyor hayatım şu evet. anda. Ben de radyo televizyon mezunuyum. Ben de kendim... Nerede okudun? Ben de radyo televizyon. Ben Maltepe Üniversitesi. Maltepe'de yakın. Dediğim gibi hep böyle kamera arkası isterlerdi arkadaşlar. Ama hoca beni kamera önüne koyardı. Ben de hiçbir şey öğrenmedim. Hoca üniversiteyi bitirdim. Yemin ediyorum hala arkadaşlar bir şeyler çekiyor ediyor. Bazı şeyleri biliyorum yani, her şeyi bilmiyorum. Her şey, beyaz ayarını bile zor yaparım yani. Onu söyleyeyim. Benim gibi kamera arkası seven adamların kamera önü biraz zor oluyor. Bugün bana çok zor geçecek o yüzden. Yok, gayet iyisin. Çok iyisin. Eyvallah. Ben de kamera arkasında mesela çok iyi değilim. Bir de şey diyeceğim. Kısa filmler çektin mi? Bana ilk hadi kısa film çekelim falan dediklerinde evet birkaç çektik ama baktım onlar çekiyorlar koyuyorlar bir kenara. Çekiyorlar koyuyorlar bir kenara. Ben daha birinci sınıftayken klip çekip para kazanmaya başlamıştım. Bundan maddi gelir elde etmeye başlamıştım. O anlamda yani kısa film. Kısa filmde ben de mesela bir şey yaptığım zaman bir yarışmaya girecek bir getirisi olmalı bana. Ya tabii ki şöyle bir şey. Doğal olarak sinema televizyon okuyorsak kamerayla haşır neşir olmak zorundayız. Yani tabii ki kamerayla ilgilenmek, bir şeyler çekmek güzel şeyler. Ama ben tabii yolumu bir şekilde orada klip ve müziğe doğru çizdim. Evet. O da buralara getirdi beni. Peki kimleri çektin dersek ben kısaca birkaç kişiyi söyleyeyim tabii ama kaçırdığım olur. Ferhat Göçer, Sinan Özen, Sinan Akçıl, Tarık İster, Belma Şahin, Serdar Ay Yıldız, Yıldız Tilbe, Ömür Gedik vardır. Daha çok var aslında. Var da Mustafa Yıldız Doğan var, Sinan Özen var, Zeynep Dizdar var, Zeynep Kasenli var. Birçok daha böyle tabii yani. Evet, birçok ismi çektin. Bir de şey evet. soracaktım, tabii o aklıma ki. Geldi. Sence 5 yıl okumak bana çok uzun geldi. Çok gereksiz sanki televizyoncuya. Veya televizyoncuyum ben de yani. Yönetmene 5 yıl okumak fazla mı? Düşüncem şu. Bizim işimiz bence teoride değil de pratikte daha öğrenilecek bir iş, bir meslek burada. Ama tabii ki bizim asıl okulumuz bence setler. Yani setin tozunu yutmak tabiri caizse, sette bulunmak, setin kablosunu bile taşımak bence her zaman her gün bir şey öğretiyor hepimize. Kesinlikle. YouTube çalışmalarına nasıl bakıyorsun son dönemlerde? Böyle YouTuber'lar kendi çektikleri klipler var veya daha amatör çekiyorlar ama bir bakıyorsun milyonlar izleniyor. Ne diyorsun? Yani şöyle, YouTube'un gelişmesinden dolayı çok mutluyum. Çünkü bazı şeylerin sadece tekelleşip gücünün yettiği insanların bir yerlerde yayınlanıp gücü yetmeyen insanların kendini gösterememesi kötü bir şeydi. Buraya bir alkış alalım. Çok alkış alalım. Çok teşekkür ederim. bence her birey üretmek isteyen özellikle her birey özgür şekilde kendini göstermeli. YouTube bu konuda çok büyük bir mecra. Ben YouTube'da bir şeyler üreten, üretmeye çalışan herkesi tebrik ediyorum. Bu çok güzel bir şey. Konu klibe gelirse orada biraz ön yargılıyım. Çünkü şöyle yani... Alkış. Alkış geri mi alacak yoksa? Yok yok, estağfurullah. Yani şöyle bir şey. Bence Türkiye'de müzik sektörü çok altın çağlardan geçti ama şu anda çok böyle bir... Sanki böyle bir virajda gibi. Bunun başlıca etkenlerinden birisi tabii ki siz de biliyorsunuz ki dijitalleşen medya, dijitalleşen dünya. Bunun çok büyük bir etkisi oldu buraya. Ama bir karmaşa var değil mi şu anda? Kesinlikle. Yani televizyon, biz de bir programlarda da öyle yaşıyoruz şu evet. an. Televizyona mı devam etsem, YouTube'a mı devam etsem? Evet. Yani YouTube diye bir şey var. Şimdi bana soruyorlar, kardeşim ne kadar maaş alıyorsun? Sigortalı mı? Ya şöyle bir şey, artık her şeyi YouTube'dan ulaşıyoruz. Her şeyi YouTube'dan izliyoruz. Yani eskiden bir klip çıksın, bir dizi çıksın, bir bölümü yayınlansın diye başında beklerdik televizyondan. Onlar
bitti. Ama çekilen amatör kliplere tabii ki saygı duyuyorum ama tabiri caizse eline her kamera alan ve her mikrofona bir şey okuyan, sokakta gezen, ormanda yürüyen herkes video çekip YouTube'da buna klip diyor. Tamam, eyvallah, saygı duyuyorum. Hepsi bir emektir ama klip demek ya da video klip demek, buna bir müzik klibi deyip bunları insanların önüne, biz bir klip çektik, bu da bir klip demek bence bu kadar basit ve bu kadar vizyonsuz olmamalı. Onun yerine dümdüz kameranın karşısında söylesin daha mantıklı ya, diyorsun. Çok yani. Daha samimi bence. Çok daha. Zaten öyle yapıyorlar bu aralar. Evet. Şey, ben de söyleyeyim. Evet, son zamanlarda hit yapmış bir şarkı var biliyorsunuz. Hani böyle İstanbul'da geziniyor, böyle şarkısını söyleyediyor mesela. Evet, evet. Milyonlarca tıklandı. Evet. Ben niye sana anlatıyorum? Şöyle kameraya gitme. Hep sana anladım. Evet. Diyecekler ki niye böyle bakıyor, şaşı mı acaba? Şaka yapıyorum. Kal orada da benim alışmam lazım şuna. Hatta rengi de kırmızı halde. Rengi kırmızı, ben hep ona bakıyorum. Ben. Aynen, sen işte tecrübe etsin yani. Yani dediğin gibi milyonlar izleniyor ve evet, müthiş paralar dönüyor. Evet. Şaşırtıcı. Mesela bana bile ilkinde YouTube'da bir şeyler yapmak istiyorsan pahalı bir şey yapma diyor. Yani ben şimdi televizyondan alışmışım. İşte kamera iyi olacak, mikrofon iyi olacak, evet, filan. Yok da telefonu, ya telefonla olur mu dedim, telefonu çek filan. Ya bu insanın kendi vizyonudur aslında bence. Yani evet, bence kaliteyle kalitesizlik arasında mutlaka çok büyük fark vardır. O fark her zaman belli olacaktır. Kesinlikle. Ben de ayıklanacaktır diye düşünüyorum kesinlikle, zamanla. Şu kesinlikle anda bir karmaşa var. Evet. Yükünü tutturan, dediğim tutturuyor. Dediğim gibi bence şu anda bir virajda. Mutlaka aynen, o viraj dönülecektir. Çok başarılı olanları da bakıyorum. Sonradan iyi isimlerle çalışmaya başlayıp kesinlikle YouTube'a yayınlıyorlar. Belki de o da bir basamak olabilir. Evet, evet, çünkü evet, hepimiz geçirdik. Hemen televizyonda bir ilk benim klibim bile YouTube falan yoktu. Yani öyle bir şey. Yani ona yakın. Senin... Ve o nasıl kaldırtırılıyor? Senin müzik camiyle alakalı bir geçmişin var. Biraz da yaran var gibi. Olur bakın. Yaralar olmaz olur mu? Ben de sana sorular mı sorsam? Senin yok mu yaran? Ya mutlaka hepimiz vardır. Yarayı da ben hissettim. Bir Twitter'dan bir açıklamam vardı bir ara. Evet, müzik evet, camiasında olup yara almayan kimse yoktur sanmıyorum. Özellikle Türkiye'de. Ya televizyon sektörü de öyle. Her evet, sektör öyle aslında. Çok da kimseye kin duymamak lazım. Yolunda kesinlikle devam ettikçe kesinlikle yürüyüp gidiyorsun. Kesinlikle aynı düşünce. Ama dediğin gibi uyanıklar çok. Ondan maalesef sonra maalesef öyle maalesef devam edelim. Senin bir sorun var mı? Ben sonra bakacağım zaman kazanım. Her soruyu cevaplayabilirim. Parayı basan herkese klip çeker misin? Ama samimi ol. Yani sakın şey yap deme. Yok canım, benim için sanat önemli filan. Şöyle. Der misin onu bilemem. Yok şöyle, çok klişe bir laf etmeyeceğim. Tabii ki parası anlaştığım herkese çalışırım. Ama çalışıp pişman olduğum insanlarla kesinlikle çalışmam. Var mı peki? Bana kalsın. Var tabii ki, bana kalsın. Peki ne yaptılar mesela? Ne yapıyorlar? Çok merak ediyorum öyle şeyleri. Ya. Ya bu görüntü. Ekip arkadaşlarım orada gülüyorlar bana şimdi. Gülüyorlar çünkü şahitler bazı şeylere. Kesinlikle yani isim vermeyeyim, konuşmayayım. Şöyle. Ben genelde camiada zaten tanıyan, benimle çalışan, beni bilenler bilirler. Ben genelde kişilik olarak çok uyumlu birisiyim. Hem yönetmen olarak hem kişilik olarak. Çalıştığım sanatçılarla da hep mutlu ayrılırız. Yani benim çalıştığım sanatçılar hep, ya iyi ki seninle çalıştık, bu güzel bir şey izledim. Dinleyicime, izleyicime bana çok güzel bir şey kattın diye benden ayrılırlar. Ama muhakkak anlaşamadığımız, bir yerde birbirimizi anlayamadığımız insanlar veya kendi, nasıl anlatayım onu, kendi bireysel kişilikleriyle alakalı sorunları olan insanlarla bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben çok merak ettiğim için, şimdi muhabirlikten geliyor merak. Çok sıkıştırma bak. Hayır, isim asla sormam. Yok, rahat ol o konuda. Şey yapma, ben olsam ben de söylemezdim zaten. Hani yoksa yeni yetim olur, hani bir havaya girmek ister. Evet, ya onlar olur. Onlar aslında evet, artık çok takdim, onları çok sen de biliyorsun. Onları çok evet, rastlıyoruz zaten ama. Evet. Yani gerçekten biz bu işlere emek veriyoruz. Özellikle ben işimi gerçekten... Hayır, sektörde çok eskisi onu yapıyorsa evet, gıcık bir durum. Evet, evet. Yani eskisi de yenisi. Yani çok ufak tefek karşılaşıyorum bunlar ama yani sorunun cevabı olarak net söyleyeyim. Böyle yaşadığım insanlarla konu para dahi olsa çalışmak istemiyorum yani. İki katı verse? Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. İyi. Ama doğal olarak parasını verdikten sonra da herkese çalışmak tabii ki diyorsun. Kafamız uyuştuktan yani sonra neden olmasın? Benim şey, karıştırıyor musun çok işini mesela? Ben senaryoda aslında, karıştırıyorsun. Galiba. Yani aslında çok sevmiyorum. Kurguma dahi sanatçılarla çok girmem. Ama yani bu biraz enerji meselesi. Yani bana nasıl yaklaştığıyla alakalı aslında. Ama ben genelde hemen hemen çalıştığım sanatçılarla şarkısını dinleyip bana verilen süreden sonra sunduğum senaryolarda ve sunduğum fikirlerde
hep birlikte anlaşıp devam ettiğimiz oluyor. Öyle oluyor. Onun haricinde çok karıştırmıyorum açıkçası işi. Peki öğrencilik yıllarından geçtin. Zorlukları vardır. Hiç böyle stajyer geliyor mu senin şeyine? Bunu sormak istiyorum çünkü çok öğrenci izleyicilerimiz var. Var, evet. Stajyer gelen oluyor mu böyle? Çok oluyor. Çok geliyor. Alıyor musun stajyer? Tabii ki alıyorum. Yani ben böyle bana talepte bulunan işte abi işte setinde bulunmak istiyoruz, hocam setinde gelmek istiyoruz diye bulunan bütün gençlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ben de sinema televizyon öğrencisiydim. Ben de bir set göreyim, gideyim orada bir şeyler öğreneyim diye çabalıyordum. Çok önemli. Şöyle yapalım mı? Şimdi kafamda oturuyor. Böyle yorumlardan bir kişi belki yazanlar olur. Tabii stajyer ki, olarak. Tabii ki. Senin bir klibinde stajyer. Buradan duyuruyoruz. Bir klibinde tabii ki. Stajyer olarak yorumlara yazın. Ben istiyorum abi, ben istiyorum abi diye yazın. Biz de oradan yani kura çekeceğiz. Mecbur. Evet. Çünkü hiçbirinizi tanımadığımız için bir kişi, şanslı bir kişi. Hangi klipte acaba, var mı klibin? Var. Yani şu anda, şu anda görünen var. Alişan Yıldırım'ın klibinde stajyer olarak çalışmak isteyen televizyoncu veya bu işlerle uğraşan öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yorum yazsınlar. Biz de oradan çekiliş yapıp seçeceğiz. Hatta ben de bir ziyarete gelirim. Severim böyle çalışmaları izlemeyi çok severim. İlk sette bekliyoruz o zaman seni. Tamam. Bak ekip arkadaşıma da buradan söylüyorum. Tamam. Onlar da şahit olsun, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Tamam, seve seve. Bir de her şartta klip çeker misin? Her şart, şartına bağlı şimdi her şart derken. Yani şöyle. Bunun ucu çok açık Cüneyt ya. O, öyle tahmin etmemiştim ama öyle oldu gerçekten, evet, sesli oldu, söyleyince. Olmadı. Şimdi mesela istediğin kamera yok. Yok, çekmem. Çekmez misin? Çekmem, hayır. Vay, her bak şey, tokat çekmem gibi geldi. Mesela telefonla çek. Hayır, kesinlikle. Niye? Yani klibin güzelliği sadece şeyden mi? Sanki hiç televizyoncuk okumamışım. Soruyorum ya. Ya. Vallahi billahi. Yazıklar olsun. Ekipmanların bize kattığı katkıyı şimdi yatsımak olmaz. Tabii ki de canım, yani o ayrı bir şeydi ama yönetmendir yani esas. Kesinlikle. Bakın bu şöyle bir şey. Hani evet. Her ekipmanla herkes aynı işi zaten çıkaramıyor ama eninde sonunda da çıkaracağım bazı durumlar için bunlara ihtiyacımız var. Ya, tabii ki. Yani o şey de hani elimdeki şartlarla da ama şu kadar şu kalitede çekerim. Çok kıpırdamazsa, flu olmazsa vesaire. Hani öyle bir şey de olabilir. Durumuna göre değişir diyeyim o zaman ben ona. Tamam. Son olarak neler söylemek istersin? Aslında biz yeni tanışıyoruz ama gerçekten öncesinde de sohbet etti. Gerçekten samimi, işine aşkla sarılmış. Teşekkür ederim. Zaten başarıları, referansları çok iyi. Çok iyi isimlerle çalışmış. Çok teşekkür ederim. Ve eğitimini almış. Bir insansın zaten. Bir şey diyemem başka. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öncelikle beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Müzik On Air bizim için çok değerli bir kurum. Biz kayıt öncesinde de zaten seninle konuştuk bunu. Her çektiğimiz klipte, her çıkardığımız projede bize destek olan, bizim reklamlarımızı yapan, bizi paylaşan, yani bir omuz olarak görüyorum. Bizi destekleyen bir kurum. Müzik On Air bizim için çok değerli. O yüzden burada olmak benim için çok mutluluk veriyor. Teşekkür ederim sizlere, ekip arkadaşlarına, herkese. Yayınlanacağı günü bekliyorum sabırsızlıkla. Biz de çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğin için. Tüm ekibine teşekkür ederiz desteklerinizden dolayı. Arkadaşlar lütfen videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar ediyorum, anons tekrar. Unutmayın çünkü arkadaşlar. Yeni bir oluşum bizdeki de. Evet. Şu anda çok iyi gidiyor. Yani bütün şöyle söyleyeyim, çok ünlü isimler var YouTube'da. Fenomen olmuş. Hepsine soruyorum. Diyorlar ki 4 yıl 5 yıl sonra biz. Bu rakama. Biz de hemen bir iki ayda ulaşmaya çalışmıyoruz tabii ki de, yavaş yavaş. Çünkü daha bizi hiç kimse ne tanıyor ne ediyor, yani bizi Koneri'yi tanıyorlar. Beni de yalan yalan, aa sen Esrar oldun çocuk diyorlar. Ama daha sonra yok. İşte o yüzden sizleri, sizin gibi kaliteli insanlar ağırladıkça inşallah izlenmemiz devam çok edecektir. Ben inanıyorum bu yolda çok başarılı olacağımıza. İnşallah. Çok teşekkürler. Bir şey daha aklıma geldi. Ben habire şey yapıyorum da. Böyle YouTube için böyle absürt bir şey, bir çalışma yapalım seninle. Tamam, olur. Seve seve. İstensin. Anlatabildim. Ne yapabiliriz ama hiç fikrim yok. Peki bunu düşünelim o zaman. Karar araştıralım seni. Ne yapalım? Aynen. Peki. Müzik olabilir. Bir küçük bir çekim olabilir. Ne bileyim, bir film karesi olabilir. Neden olmasın? Canlandırma, bir her şey olabilir. Elimden gelen ne varsa varım. Evet, komik şeyler aklıma geliyor yani. Tamam. O zaman şimdi hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Güzel.